Senle bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, senle bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alamayız. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynı Yerlekin programı başlıyor. Ben Tarık Tanrısever. Evet, bu hafta her hafta olduğu gibi bu programın kuruluş vesilesi çok kıymetli babam, yapımcı, yönetmen ve sanayici Mehmet Tanrısever'i sizlere takdim etmek isterim. Hoş geldiniz baba, Hoş nasılsınız? bulduk. Sağ ol Tarık, sen nasılsın? Ben de iyiyim elhamdülillah. Geçen hafta verdiğiniz bir kitabı okuyarak onunla ilgili de programda soru hazırlamak istedim baba. Plasebo, zihin ile ilgili pozitif manada iyileşme tekniği. Tarih boyunca da kitapta şöyle yazıyor baba. Zihnin beden ve ruhu yönetebildiği, aralarında bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmışlar. Zihni de kavram olarak baktığımız zaman Kur'an'da da irade olarak Allah bizim karşımıza çıkartıyor. Zihni kullanmayı iradeyle yönetmek gibi. Her anlamda imani kudret, beden, akıl, sağlığı, kariyer, başarılı bir iş hayatı, aile hayatı kurma anlamında zihnin çok önemli bir rolü var. Peki sizce başarısızlıklarda zihnin rolü nedir? İşte inanmak, yani bir yapacağım bir işe inanacaksın, başaracağım diye. Onu da zihin öyle yapsın, yaratsın yani. İnanmak. Evet. Bir işi yapabileceğine inanmak. İnanmıyorsan işler olmuyor. Bir de sevgi tabii. İşi severek yapacaksın ve inanacaksın. Yani başarmanın sırrı bu. Severek yaparsan inanırsın. İnandığın bir şeyde başarılı olursun. Evet. Yani o zaten şey anlatıyor yani. Kalbini, zihnini temiz tut. İnan. İnan, inan, iyileşebileceği, hastaysan iyileşebileceğine inan. Kalkacağına inan, sıkıntıların kalkacağına inan. Bu iş zor ama başarabileceğine inan. Hayat zorluklarına inan. Zorlukla güzellik bir arada oluyor yani. Hep güzellik yok. Zorluk da var. Onunla bir şeyceğe inanacaksın. Evet. Şimdi şu programı yapıyoruz. Mesela bir bayram rehaveti var. Değil mi? Bugün bayram bitti artık. Şimdi herkes işe geliyor. Bir rehavet var yani. Zihnimizle biz bu rehaveti atmamız lazım. Yani inanarak, severek, yani bu program güzel olacak. Bir şeyler anlatacağız, dayan falan gibi. Değilse nefis tembellik ister. Tembel, konuşma et, yat. Hiçbir şey sana müdahale edilmez. Sen de kimsenin şeyine karışma falan. Yani gel yat ama akılımız ve mantığımızla bunu yeneceğiz yani. Tembelliği yeneceğiz, çalışacağız. İnsanoğlu baba genelde hayata başlarken kendisine değil de daha çok kendisinden başka olan insanlara inanarak, onları rol model alarak belki de başlar. Siz kendinize ne zaman inanmaya başladınız? O rol model güzel bir şey. Evet. Yani insan bir arkadaşın ve bir çevren, bir akrabaların başarılı, onu yakın tanıyorsan, evet, ona rol model çok güzel der. Ben de başarırım der. Çünkü onun geçmişini bilirsin, yaşadığı hayatı bilirsin. İmrenirsin ve o sana büyük bir motive olur yani. Ama tanımadığım insanın hayatının zor gibi görünür yani. Mesela işte şu adamlar çok başarılı olmuş. Yani Elon Musk bilmem ne çok başarılı adam bilmem ne. Ama o adamı tanıyanlar, edenler ben de onun gibi olacağım diye uğraşabilirler. O Silikon Vadisi'nde bilmem ne de veya buradaki iş adamları. Mesela bir köyden bir kişi çıkar ve bir kasabadan bir sürü akrabalar o zanaatı devam ettirirler ya. Yani. Mesela evet, çorapçılar vardır. Şu şehirden işte hepsi çoğunluğu çorapçı onlardır. Evet. Madeni mutfak da vardır. Şu işi şunlar oradan çok vardır o köyden. Çünkü onların başarısına inanıyorlar. Ben de yapabileceğim diye bir inanç doğuyor. Onu rol model yapıyor yani. Evet. Veya kitaplarını okuyacaksın yine. Başarılı insanların kitaplarını okuyacaksın. Biyografi gibi. Oradan da sana rol model çıkar. Bu güzel bir şeydir. Sonra kendi kendine de inanırsın yani. Ama bu bir süreç lazım yani. 15, 20 sene, 30 sene geçmesi lazım.
Evet. Öyle kendine şey yapman, yani zaten kendi inancın var da ekol olman yani. Sen de artık bir rol model olursun, ekol olursun insanlara. Şey olursun, onların duayeni gibi yani, derler bu abi işte şu firma şu. Bunların bir mücadeleyle olur yani. O üniversiteleri, fakülteleri bitireceksin. Profesör mü oluyorsun? O zaman da diyorsun profesör koyuyorlar. En çok şey o. Hep çalışmak gerekiyor. Evet. Şimdi benim hayatım imreniyor. Bu benim hayatım, ben kendim yazıyorum. Benim hayatıma imreniyorsan çalışmama da imrenin. Sevgimi de, fedakarlığıma da imrenin. Cömertliğimi de imrenin. Öyle yan gelip benim başarılarıma imrenmenin, tamam imren de sen de olmak iste o zaman. Hadi bakalım bedelini ödeyelim. Bu öyküyü, benim hayatımı ben yazdım. Sizin hiç bilginiz yazmadı bana. Ancak sizler benim çocuklarım, ailemsiniz. Ama sizler de bir öykü yazmak istiyorsanız rol model olarak beni seçersiniz. Bu başarıyla başarıdan baş size koşarsın. Olan bir, evet, durduğun yerde, kalan bir yerde neyse artık. Herkesin kendine öyküsü olacak. Benim öyküm bu. Sizin öykünüzü göreceğiz bakalım. Diğer çocukların, evet, öyküsü varsa onlara bakacağız. Haydi İnşallah. Bakalım kolay gelsin. İyi çalışmalar sizlere diyeceğiz. Diyoruz zaten şu anda. Evet. Kimsenin öyküsüyle öbürleri ancak şey yapamaz. Ancak övünür. Babam şöyleydi, ailem şöyleydi. Onun dışında hiçbir şey elde edemezsin. Övmeniz. Ancak gayretinle, ayette diyor, herkes diyor gayretinin neticesini elde eder ayette. Sen gayret yapmasan ancak işte para, pul, bilmem şöyle onlardan yararlanırsın. Ama sen gayret yapmazsan öyküyü çıkaramazsın. Siz de çalışmanız gerekiyor, okumanız gerekiyor. Dün mesela bütün gün kitap okuyorum, yatıyorum, kalkıyorum, okuyorum, yatıyorum, kalkıyorum, okuyorum. Yani ne bilgi alabilirim, nasıl bilgilenebilirim? Zaten beşikte mezara kadar bilgi diyor Peygamberimiz. Kur'an'ı ilk gelen ayeti oku diyor. O zaman biz de hayat okuyalım bu teknoloji, bu bilim çağını, evet, bu dijital çağı okuyalım, bilelim, geri kalmayalım. Empati, sempati olalım yani birbirimize, gençlerimize, çocuklarımızla. Dün pedagoj olarak bir kitap okuyordum. Çocuklara davranışlar, aile, bilmem. Oysa sizler hepiniz büyüdünüz. Torunlar var veya diğer insanlara nasıl davranmam gerekiyor. Bir, evet, Türk şeyinin. Bir de bir kitap daha vardı. Tanış falan ama karıştırıyor kafaları tabii. Benim de bir duruş şeklim var. Kur'an'ı meal bildiğimiz için etkilenmiyorsun yani, yanlış bile bilgilensek. Anlatsa biz, bizim Kur'an'ımız bana anlatır. Ama her bilgiye açız yani. Her bilgiyi almamız lazım. Hayatımızı okumamız lazım. Faydalarından yararlanmak lazım. Yani böyle ilim Çin'de de olsa öğrenmeyen Peygamber Efendimiz'in yolunda gideceğiz. Yani nerede uzak, o kadar uzaktık o kadar. Şimdi bizim bilgisayarında ilim yani. Bas düğmeye gelsin yanına. O zamanlar ilim yapmak için 6 ay lazımdı Çin'e gitmek için. Gerek yok. Bütün dünyanın ilim, bak ne kadar güzel. Bu çağda ne kadar güzel nimetler var değil mi? Evet. Sanki cenneti aley gibi bir nimetler var yani. Uçaklarla, iletişim diyor, görüntülerle. İstediğin dünyanın sebzeleri, meyveleri önüne geliyor. Yani okyanuslardan meyve geliyor, okyanus ötelerinden başka yerde. Yani bu çok güzel bir çağdayız da bunun kıymetini bilmek lazım. Bunu değerlendirmek lazım ama bir de bunun dezavantajları da var. Onları da bilmek lazım. İşte sapkınlık, çapkınlık, moral ve motivasyon bozuklukları da girerse onların içine olmaz. Sıfırlar evinde kapanırsın. Mutsuzluk sendromuna girersin. Sonra bakarsın yani. Evet. Mal gibi bakarsın herkese. Sen de koş. Sen de anla bu şeyi. Hep okumak lazım. Onun için de o pedagojik kitaplar okuyorum. Topluma filmlerimi neler verebilirim değil mi? Nasıl anlatabilirim? Size bir filmde her film bir öğretmense yazmak, ezmek, o zaman öğretmeni de bilmek lazım. Empati yapmak lazım. Hiç sempatik olsun. Evet. O okuduğum kitapta baba zihnin öneminden, özellikle insanın sağlığı, hayatı, kaliteli bir hayat yaşayabilmesi, işte sıkıntılardan, problemlerden uzak durabilmesinin en önemli önündeki faktör, etken zihin. Zihnin sürekli pozitif çalışması, pozitife şartlaması kendini. İşte mesela çok ağır bir hastalık taşıyan, Parkinson, felç gibi bir hastası olan, kanser işte Alzheimer, kanser,
bu hastalıkta bile yeni ben iyi olacağım deyince hücreler iyileşmeye başlıyor. Evet, emir yani, veriyor. Emir veriyor. Kur'an'ı ifadeyle bir çeşit dua, zikir haline geliyor. Evet. Bu artık insan kendi bünyesini, vücudunu, metabolizmasını yönetir hale geliyor. Evet. Zaten Allah bizi mahlukata halife, kendisine halife, herkes, bütün mahlukatı üstün olarak yarattığı için kendi hücrelerimize de üstün geliyoruz o vakit. Ve o bütün hastalıklardan kurtuluyoruz. Kitabın sonunda da şöyle yazıyor bu. İşte ama diyor her zaman zihni diyor pozitif manada temizleyemezsiniz, arındıramazsınız diyor. Günde iki defa diyor şey yapmanız lazım, meditasyon yapmanız lazım. Şimdi Allah da bize namazdan bahsediyor. Beş vakit demiş. Evet, sabah karanlığında, gece karanlığında bir de gün içinde kılın diyor. Peygamber Efendimiz de beş vakite bunu sünnetinde tamamlıyor. Biz acaba şimdi batılının meditasyonu anladığı, uyguladığı şekliyle biz de namazı gerçekten Allah'la bir hasbihal, bir arınma, bir yüzleşme, bir tövbe istiğfar, efendim bir yani zihnimizi temizleme şeklinde niye algılayamıyoruz acaba bu? Bu eğitim meselesi. Keşke bunları böyle anlatsalar bize namazda. Biz bir borç ödeme gibi yapıyoruz. Görevimizi yapalım, borcunu ödeyelim, kurtulalım gibi. Kurtulalım gibi. Hatta külfet gibi görüyoruz yani böyle yani namaz kılmak. Ben kendi nefsimden diyorum yani öyle hemen şu borcumu ödeyeyim, rahatlayayım. Oturayım o neyse yani başka şey yapayım gibi. O transa geçmek lazım oysa yani. Oradaki meditasyonda transa geçiyorlar. Arındırıyorlar, bir noktaya dikiyorlar neyse. İşte namaz da olmaz lazım. O sıkıntılardan arınmanın bir başka yolu, yöntemi ama bu eğitimi bize veremediler yani anlatamadılar. İşte bize dediler ki namazını hızını kılın, orucunu tutun, gerisini merak edin, eğilin kalkın yani şekilleri bu. O meditasyon tarzı, düşünme şeyimizi namazdayken nasıl durulur, nasıl edilir, o nasıl transa geçilir, bunlardan yoksunuz yani ben şahsen yoksunum. Evet. Bu çünkü namazı bir borç gibi kılıyorum. Meditasyona geçemiyorum yani. O transa geçelim. Hazreti Ali miydi? Ali'ydi. Okla şey evet, oluyor. Hazreti Ömer. Ömer mi? Mescitte evet. Yok yok. Şey arazide ok yiyor herhalde. Evet. Çok acıyor tabii. Diyor ki ben namaza durayım. Transa geçeyim. O zaman oku çıkarın diyor. Bunu duyarlar yani. Nasıl bir evet, namazda huşu içinde ki okutu acı duymuyor yani. İşte o zihinle. Zihni nereye veriyor? Allah. Allah karşımda. Allah'ın yanında ona durdum imama, ya durdum Kur'an'a, uyudum imam, uyudum Kur'an'a falan. Evet. Böyle bir transa geçince acı duymuyor yani. Şimdi biz bunlardan mahrumuz Tarık. Bunlar bilen varsa bana anlatsın. Menkibelerde duyarız işte şöyle zatlar namaza durduğu zaman şu keyif alırmış, şu yaparmış falan filan. Bir de tabii dualarda da haberimiz yok. Okuduğumuz duaların manasını bilmiyoruz. Şimdi ben seyircilerimize söylesem elham okurken manalarını kaç kişi bilir? Evet. Yani elhamdülillah, bismillah, elhamdülillah, rabbil alemin, alemler. Bir de bunu yavaş yavaş manasını anlayarak mı okuyoruz yoksa ezberimize ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Sesini duyuyor. Kalbimize gelmiyor o zaman. Bu da acaba bir taktik mi yani bize? Anlamıyoruz böyle, etmiyoruz. İşte o zaman transa geçemiyoruz. Şimdi ben sizinle konuşuyorum. İngilizce mesela değil mi? İngilizce ama siz bilmiyorsunuz. Ben İngilizce konuşuyorum, konuşmuyor diyorsun. Ne diyor acaba? Bunun gibi yani. Bir şarkı evet, dinliyoruz mesela değil mi? İngilizce ben şarkı dinliyorum. Manasını bir ancak ne yapıyorum ben? O seslerden, müziklerin titreşimden lezzet alıyorum. Yani o, oradan yine bir lezzet alıyorsun. Kur'an'da da böyle yani. Hem borç hem de bir lezzet alma şeyi var. Ama içine giremiyoruz. Kalbimize giremiyor yani o sözler, o ayetler. Evet. Onun için de meditasyonumuzu veya şeyimizi transa geçemiyoruz yani. Huşu içinde. Araplar, Arapçası bilenler geçiyorlar. Şimdi biz mesela gene bir şey anlatayım. Bir ara Ramazan'da şeydeydim. Mekke'deydim. Tam son günüydü herhalde. Öyle son günlere giderdim. Atımla indiriyorlar zaten. Hocalar ağlıyor, yandakiler ağlıyor. Herkes gözyaşlarına boğuldular. Bir ağlıyorlar, ayetleri okuyor orada son şey artık.
Ben bakıyorum ağlamıyorum yani. O titreşim, o transa geçemedim. Çünkü onlar manasını biliyorlar Tarık yani. O ayetlerde ne diyorsa artık Allah veda şeyi mi neyse hepsi ağlamaya başladı. Araplar bilenler tabii. Ben ağlayamadım. Evet. Üzüldüm tabii. Keşke şunun manasını bilsek, bilerek okusak gibi. Bunun gibi yani bizim dinimizde böyle yani transa geçe aynı meditasyon. 5 gün, günde 5 vakit meditasyon yapıyoruz. Biz ancak gene bir lezzet alıyoruz. Borcumuzu ödeme, ödedikten sonra şey, güzel bir Kur'an okuyanın çok büyük bir titreşim oluyor. Lezzet alıyoruz. Değil mi? Evet. Lezzet alıyor. Ama bir de içine girsek acaba nasıl olacak? O kapıların içine girsek, kalbin yuvasına girsek. İşte aynı müzik de dinliyorsun. Böyle titreşimlerden, seslerden çok keyif alıyorsun. Evet. Bunun en önemli... Böyle bir keyif yaşıyoruz ama içine girmek lazım. Bence bunun en önemli sebebi baba. Ben ufak bir araştırma yapmıştım zamanında. İslam'ın şartı bize 5 diye ezberletildi ya din dersinde. Bunu sadece bizim ülkemiz uyguluyor bu kuralı. Halbuki İslam'ın ilk emri oku. Bence İslam'ın ilk şartı oku olması gerekir. Yani oruç, namaz, hac, işte efendim zekat gibi bir 5'e indirildi minimum. İşte şey bir temsili bir 5 rakamı var. Ama oku emri sanki İslam'ın şartı değil. En önemli şey ilk gelen emir. Ayet oku. İlk gelen ayet. Hiç bilenle bilmeyen evet. Biri olur mu? Bilen insanla cahil insan biri olur mu? Ayet. İşte bilirsen uzaylara çıkarsın. Teknik, teknolojide, arabada, evet. Ülkelerini mamur edersin. Bilmezsen onların hiç sorusun bilmem şimdi gerçi bizi de bir bilime başladı ama yeterli mi değil tabii bir Almanya, Japonya gibi bilinmiyor yani ilim, evet. İrfan, sistem, kurallar, kanunlar orası kadar güçlü değil. Şimdi bunlar böyle Tarık yani işte bu bunları da böyle şey yapmamak lazım yani. Bunun için de fitne çıkmamasına dikkat etmek lazım. Herkes korkuyor, çekiniyor. Herkes şeyden, taassuplardan kurtulmak çok zordur. Alışkanlık kudurmuştan beterdir diye bir söz var, atasözü. Evet. Bir şeye alıştıysan onu terk etmek çok zor. Kudurmuş nedir? İşte bir şey kuduz olur, kudurmuş olur. O daha kolaymış. Oysa deliriyorsun orada kudurmuş. Alışkanlık kudurmuştan beter. Beter, zor. Kur'an'daki ifadesi de biz babalarımızı bu din üzerine evet. ibadet ederken gördük. Biz evet. de aynısını yaparız. Evet, biz burada atalarımızı, biz burada seyircilerimizi, evet. izleyicilerimizi başka bir kapı açıyoruz, pencere açıyoruz. Buralarda bir seyredin bakalım, bir düşünün bakalım. Ey düşünen kalpler, düşünen beyinler, hisseden kalpler. Ben bunu yapmaya çalışıyorum, devamlı araştırıyorum. Yani işte zaten öyle, farklılıklara bakıyorum, yorumlarıma bakıyorum, anlayışıma bakıyorum. Seyircimiz de, halkımız da düşünüyor ama çok, çok güzel düşünen insanlar var. Evet. O sen ne kuşaklar falan onlar çok güzel düşünen gençler var şeyler hep araştırıyorlar, bakıyorlar. İnşallah uygarlık medeniyeti yakalayacak. İnşallah. Olacağız. İnşallah. Uçağı da artık yani öyle apur zupur gençlikte yok yani. Ya var gibi görünüyor ama öyle değil. Bunlar hep şimdi uyuyorlar yani. Uyuyorlar ama bakıyorlar. Meditasyon yapıyorlar sakin. Bir gün gerçekleri de öğrenecekler. Transa geçecekler inşallah hepimiz. Evet. Baba herkesin zihninde, hayalinde, zihni hayal olarak daha çok algılıyoruz bu manada. Zihninde kavuşmasını, olmasını istediği hayalleri var. Bazen bu hayallere ulaşamıyoruz. Ulaşamayınca da kimi zaman ümitsizliğe düşüyoruz, kimi zaman sabırsız oluyoruz. Siz nasıl davranırsınız baba? Bir hayalinize ulaşamayınca vazgeçer misiniz? Yoksa azmedip daha çok sabırlı mı olursunuz? Sabırlı olursun. Bir gün Allah'a dua yap sen. Transa geç. İste. Bıkma. O işte yeis olur yani. Yeis. Sabırsız evet. olursan yeise geçersin. O olmuyor ya falan. Sen de olmazsa o başarı torunların, çocukların da olur. Evet. Onlar mürvetini görürler. Çocuklarını da görürsün. Onu yakalayamazsan torunların da görür. Yeter ki sen hayırlı bir baba ol, hayırlı bir insan ol. Mücadele et, duanla, her şeyinle. Bir gün onların mürvetini görürsün yani. Evet. Şimdi benim babam, annem okuma yazma bilmiyor. Şimdi benim gök kubbede ruhlar aleminde beni görüyorlardır onlar, duyuyorlardır.
Mehmet Tanısen diye bir oğlum var. Onunla iftar et. Yani filmleri yapıyor, şunları yap. Bak ne güzel. Hayırlı bir evlat yetiştirmiş. Çünkü annem babam benim hayırlıydı. Namazını kılar. Efendim yalan malan bilmez herhalde. Babam zaten düzgün bir insan. Haram işlemezdi. Şimdi bu çocuğun da çıkıyor. Ondan sonra torunlarında da çıkacak. İnşallah. Başkanına çık. Hep hayırlarıma ben ortak ediyorum onlara. Annem babam. Böyle de bak yani. Onu belki annem babam fakirlik şeyli içinde geçiyor, yoksunluk şey içinde geçirdi ama ölmedi. Yani karınlarını doyurdular. Ölmeyecek kadar öyle diyelim yani. Daha evvel anlattığım videolarda biz çay içerken içine pekmez koyduk. Şekerimiz yoktu. O çay 3-4 gün kaynardı ocakta. Şimdi lütuf, her tarafta lütuf. Yani devlet bile bir sürü bedava şeyler dağıtıyor. Şimdi bunları da bilmek lazım. Ben onları da unutmuyorum ama Allah sabrımla bir yere gelmiş. Daha neler var şimdi benim gönlümde. Hollywood'daki stüdyolar gibi, üniversal stüdyolar gibi imkanlarım olsun, stüdyolar kurayım. Bizim ne olmasın? Bir filme 100 milyon dolar harcıyorlar bu insanlar değil mi? 100 milyon dolar, evet. 200 milyon dolar, milyar dolarlık şirketler bunlar. Ben bıkmadan bunu istiyorum yani, bekliyorum. Benden olmazsa sizde olur veya torunlar yapar, başka yani yapılacak inşallah. Evet. Çok dünyaca daha gene şu anda yaptıklarımız da güzel de ne bileyim daha çok geniş imkanlar işte 50 bin 30 bin kişi çalışan Universal stüdyolarında 30 bin çalışanı var, 40 tane canlı yayını var, gezdik işte orada bin, kaç bin dönüm yer. Evet. Bizim de dünyaya adam kendi misyonunu anlatıyor. O stüdyolar, o filmler, o diziler. Bizim de kendi misyonlarımı anlatmamız için daha çok imkanlarımız olacak değil mi? Evet. Bunu iste. Ben de istiyorum. Parayla olur bu işler. Beyinle olur. Elham beyin de çalışıyor. Şimdi paraya ihtiyacımız var. Parayı da dilerse Allah yaratacak. Olmuyor diye hiç bıkkınlığım yok. Tarık. 30 senedir onlara göz diktim yani. Biz niye öyle olmuyoruz diye. Yani bu uğurda mücadele ediyorum. Allah dilerse de zamanı gelirse olurum. Birini takar peşine, bilmem öbürü gelir. Al der sana milyar dolarlar veya başka bir şeyler olur, şartlar değişir. Bir iş imkanları oradan olur yani. Bilemem ben bunları ama ümidimizi yitirmeyelim, sabırla isteyelim yani. Biz ne istemeyelim tabii. Adamın stüdyolar bizimle, bizim stüdyomuz öyle işte yani. Bir bakıyorsun ya, iki tane otel var içinde her taraf. Günde 100 bin kişi ziyaret ediyor ya. Evet. Şeyi gene o başka bir stüdyoya gittik. Çizgi film yok. Bir başka daha var ya. Yılda kaç milyon ziyaretçisi varmış? 30 milyon. 30 evet. milyon ziyaret. Yıl ayda 3 milyon insan ziyaret ediyor. Hatta abone oluyorlar. Haftada 15 gün oraya gidip eğlenmeye gidiyor. Böyle adam, böyle imkanlar. Bunları bir insanlar yapmış. Biz de yapabiliriz inşallah zaman zemin içinde. İstekli olalım. Bunu biz ne için istiyoruz? Hem parasal hem de görsel olarak hizmet etmek istiyoruz. Onlar da kendi düşüncelerine hizmet ediyorlar. Onlar da bir misyoner yani. Onlar öyle şey insan, aptal, çok zeki insanlar. Çok misyonuna inanmışlar. O misyonlarla onları yaratıyor. Çalıştıkları için yaratıyor. Çalışıyor. Gayretinin neticesini elde alıyor. Kıskanmayacaksın. Sen de ol adam. Sen de sistem kur. O universal stüdyolarını yöneten bir insan dünya yönetir ya. 40 tane canlı yayın, onlarca platolar, şunlar bunlar, oradaki programlar, yüzlerce mağaza, oteller, bilmem her şey içinde. Kültür, şey, zaten patron ne oluyor? Şeyin 100 milyar dolarmış bundan 10 sene önceki o şirketin değeri 100 milyar dolar. Ha onların patronları yoktur şimdi. Ya belki 8-10 kere el değiştirmiştir. Onlar 100 sene önce kurulmuş, 110 sene önce. Geldi. 1912'de kurulmuş onlar. Evet. 11'de. 12'de mi 11'de mi? Yani. Biraz önce güzel bir şey söylediniz baba. Dediniz ki hayallerimden vazgeçmiyorum. Olur ki diyor hayallerimi bir gün şu zamanda değil ki benden sonraki nesiller, çocuklar olabilir belki sen yaşatır. Peygamber Efendimiz de Taif'e, tebliğe gittiği zaman akrabaları o bölgenin çocuklarını kışkırtıyor. Peygamber Efendimiz'i taşıyorlar. Cebrail geliyor. Dile ya Resulallah diyor. Şu iki dağı birleştireyim diyor. Helak olsun buradakiler diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki olmaz diyor. Bunlar diyor zalim olsa diyor. Bunlardan sonraki gelecek nesil diyor.
inanan olabilir diyor. Tabii. Onların hürmetine diyor, ben sabırlı olacağım. Hayalimden vazgeçmeyeceğim bir nevi. Tabii, aynı evet. Felsefe. Evet. İnşallah siz de düşüncelerinizde, hayallerinizde şu an o düşünceyle, hani ileride belki şu anki insanların çocukları, şu anki imkan sahibi insanların çocukları algılayacak bu hayalinizi. Belki 50 İnşallah, sene, evet. 50 sene sonra o hayaller gerçekleşirse torunlar veya sizler tarafından ben yaşayacağım bilmem. Ama derim babam ne kadar şey konuşmuş dedelerimiz yani. Büyük konuşuyor, bilgeli konuşuyor. Ya sabır Allah yaratacak. Evet. Bizim önemli olan bir de en büyük şey yes ümidini yitirmek. Evet. Ümidini yitirmeyeceksin. Ümit içinde olacaksın. O sana heyecan verir. Yani ümitli olacaksın. Onunla ilgili moral olacak. Ayeti not aldım ben baba. Hicr suresinin 56. ayetinde diyor ki Allah, doğru yoldan sapanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini yitirir ki? Yani. İşte o zaman doğru yol. Doğru yoldan saptığımız için zaten ümitsizliğe düşüyoruz. Olursun. Yiyese düşüyoruz. Demek ki bir insan ümidini yitiriyorsa doğru yoldan sapmıştır. Sen doğru yoldaysan hep ümit var olacağız. Bir kere ümit var olmak bedava bir enerji. Moral. Bedava. Şimdi hayal etsen. İstediğin gibi binalar yap, et, hayal, zenginlik, güzellik, ahlak. Daha önemli cenneti düşün. Cennetin güzelliği. Ümit işte. Bunlar bedava bir enerji verir bize. Bir de kötü şeyler düşün. O vehimler, şunlar, bunlar, vesveseler dengeyle kaynaklanıyor biliyor musun? Hep kötü düşünmekten. Sonra evet. Adam kafayı yiyor. Sonra haplara dönüyor. Güzel görmüyor ki. Güzel bakan, güzel görür. Güzel göründe hayattan lezzet alır. Alimlerimizin evet. Sözü. İşte o kitap da onu anlatıyor. Güzel, her şeyin güzelliğini gör ve onu iste. Güzel işte Allah da sana yaratsın. Bizim hem din adamlarımız böyle hem batı felsefe. İkisi de biri, bilim adamları. Bak. Bizdeki bilim adamları da böyle, batı bilim adamları da ikisi de aynı felsefeyi söylüyorlar. Zihnini güzel düşün. Devamlı iste. O zaman 7 trilyon hücren o senin onarıma geçecek hastalığı. 7 evet. Trilyon. Yani onarıma geçiyor istediğin zaman. Bunun bir bilimsel ispatı var baba. 1997'de UCLA, benim okuduğum üniversitenin nöropsikiyatri bölümü deneyi yapıyorlar. İntihara eğilimi olan, İşte travma derecesinde depresif olan hastaları bir kısmına şeker gibi bir hap veriyorlar. Hiçbir etkisi ve yan etkisi olmayan bir kısmına da ilaç veriyorlar. Hiçbir etkisi ve yan etkisi olmayan ilaç verdikleri hastalar 8 hafta boyunca o hapı alıyor. Ve hastaneye haftada bir geliyorlar, muayene oluyorlar. Ve öyle bir şartlıyorlar ki kendilerini, biz iyi olacağız, bak iyi bir hastaneye geldik, iyi bir hap alıyoruz, iyi bir ilaç alıyoruz. Doktorlar ilgileniyor ve 8 hafta sonunda o intihar eğilimi, o depresif hallerin hepsi bitiyor. O hastaların yarısında. Yani doktorlar şaşırıyor, bu hapın hiçbir tesiri yok diyor. Nasıl beyin o halden bu hale döndü? Evet. Nasıl düzeldi? Evet. Demek ki diyorlar, İnanarak. Zihinde. Zihinde bitiyor. Bu ben iyileşeceğim. Evet. Hapı da alıyorum. Oysa aldıkları hap şeker hapıymış. Şeker. Hiçbir, basit bir şey. Evet. Yani oradaki işte zihin, o bir araştırma yani. Orada her şey böyle Tarık yani böyle. Yani bir kere moralin iyi oluyor. İyi düşündüğün zaman yani. İyi görürsen iyi düşünürsün. Bir kere görüşünü açın ayır. Sonra iyi düşünmeye başlıyorsun. Sonra hayattan lezzet alıyorsun, keyif alıyorsun. Evet. Tabii bazı şeylerde hastalıklarda gelir gider. İyileşir, ilerler. Yani o bir hastalıklı insan ölecek yani. Onun sebeptir yani. Ama biz genel yapı olarak hasta bir şey bile olsan iyi düşündüğün zaman huzur gelir. Bir de bir şöyle diyelim yani. Bir dakikalık hastalık neydi? Bir gün ibadete bedel sabredersen evet. Değil mi? Bir günlük ibadetini düşün artık. Binlerce yıla dönersin. Ve onlarca yıla, aylara dönersin. Eğer bir aylık hastalığında binlerce yıla döner. Biliyorsun bunu bu felsefeden. Evet, evet. Demek kardeşim bir dakika hastalık 24 saate bedel. Herkesin samimiyetine. Kimisi 1 saatlik 24 ama çok hakiki mümkünse 1 dakikalık onun hastalığı 24 saate bedel. Bedel. Ama biraz kıt imanlıysa 1 saat 24 saat ibadet gibi olur. Kıt imanlıların. Hakiki imanların 1 dakikası 24 saatine göre gene bunu söyleyen Bediüzzaman Said-i Nursi evet. ismini de söyleyelim. Baksınlar risalelerine hastalık bakarlar. Hastalık risalesini yazıyor.
Böyle bir de şey var, mükafat var. Şimdi bunu bilen bir insan neşelenmez mi? Günahlarını döküyorsun. Zaten hastalık iyileşir. Neşe içinde olursun. Evet. Yani hastalıktan kurtulmanın reçetesi yine aslında bizde gizli baba yani. Sabır. Sabır ve dua. Evet, sabır, dua ve zihinde pozitif şartlanma. Tabii işte bir de günahları döküyoruz biz. İnançlı insan böyle. Öbür insanlar iyiyim, güzelim falan diye Tanrı diyorlar. Böyle gök şeyi falan. Oradan öyle. Bizimki Allah zaten bunu pozitif enerji, şunu bunu sabrı bilmem anlatmış. İnsanın en yüksek mertebelerinden biri 4 tane iman etmek. Asır suresinde işleri evet, makbulü güzel yapmak. Yalan söylemek bir de sabır. 4 tane. 4 direk. Bu binada nasıl 4 kolon üzerine kuruluyorsa, evet, işte 4 tekerli arabalar varsa hayatında, imanında, tazı tuzu her şeyi 4 felsefe. İman edeceğiz. Bir kere misyon olacak. İman etmiş. Sen biz Allah'ın öbürleri başka şey. Neyse. İkincisi nedir? İşlerimizi makbul ve güzel. Yapacağımız işi güzel yapacağız. Çekimler güzel olacak. İşlerimiz güzel olacak. Araba yaparken güzel araba yapar. En ekonomik güzel. Sonra başka bir şey, yalandan, yalan söylemeyeceğiz. Dürüstlükten ayrılmayacağız. Adil ve dürüst olacağız. Başka yani, neydi? Sabır işte. Sabırla duracağız işte. Hepsi gerekiyor. Ve sabrı tavsiye edeceğiz baba. Evet. Hem sabırlı olacağız hem de tavsiye edeceğiz çevremize. Evet. Baba, hoşgörü konusundaki tutumunuz nasıl? Örneğin kendinize yakın, dostunuz, çevreniz, kendinize sevdiğiniz, sevdiğiniz insanlara mı daha fazla hoşgörü gösterirsiniz, yoksa dışarıdaki yabancılara mı? Tabii ki yabancılara yani. Yabancılara daha çok hoşgörü yaparım, beni tanımadıkları için, ama evet, çevreme daha kuralları hatırlatırım yani. O farklı şey. Ama diğer insan bizi tanımıyor, daha hoşgörü, daha toleranslı davranıyor. Çünkü tanımıyor bizim. Bir şey söylesen ağrına gidiyor, şeyine gidiyor. Ama yakınlarım biliyorlar. Eksikleri, yedikleri varsa söyleriz tabii ki onlara yani. Şöyle evet, yola gir, şuna gir, buna gir diye. Ben hayatımda en çok sevmediğim şeyler, insanlara bir eğitim vermek hoşuma gitmiyor yani. Zoruma gidiyor. Çünkü onun nefsine hitap ediyorsun, gururuna, egosuna hitap ettiğin için içinde kırgınlıklar da hissediyorsun. Keşke söylemesin ama söylememiz de lazım. Orada emir bir marif, iyilik, kötülüğünü, yanlışını bertaraf etmek lazım. Onun için zoruma giden bir şey ama gene de söylüyorum işte. Sevdiğimden söylemiyorum. Kim sevebilir ki yani yanlışlığı düzeltmek, hep yıkamak, yıkamak. Yani kirliliği yıkamak, temiz olmak ister herkes. Evet. Bir de bir durum var baba. Yakınlarımıza hoşgörü durumunda, hoşgörü az gösterme durumunda da en yakın olduklarımız da en uzak konumuna da düşebiliyor. Öyle bir sıkıntılarda kendimizi anlatamama gibi bir durumu, anlaşılmama. O senin yakının seni tanıması gerekiyor yani, yıllardır tanıması gerekiyor. Evet. Senin sözlerin, şunların, bunların tanıması lazım tabii ya. Şimdi bu, ben bir eğitim amaçlı söylüyorum, öyle hoşgörüler de yapılır tabii ki. Görmezden, duymazdan geleceğin şeyler de olabilir. Ben çok insanların özel hayatlarını, şunları falan araştırmıyorum. Çünkü kafam başka bir şey yapmış, onları da araştırmıyorum. Çok da ilgilenmiyorum yani. Çünkü herkesin yaşam şeyi var yani. Hatasıyla, sevabıyla, güzelliği de kendine ait. Ama duyduğum, gördüğüm bir şeyler varsa da söylemeye çalışıyorum usulüyle. Bizim bunlar genellikle bizim bu şirkette mesela, bizim burada bir arkadaş evet, var, o söyler yani, ona söyletir. Yani şu, hani mesela işte diyorum, şuna şunu söyler misin? Çünkü sevmediğim şeyler ya insanlar. Onu herkes bilir. Aslında baba, Allah da bize öyle davranıyor. Kendisine en yakın kuluna en şiddetli tokatı veriyor. Peygamberleri örnek gösterirsek. Tabii. Balığın karnına düşmesi. Tabii. Sadece emir gelmedi, terk tabii, et emri gelmedi tabii, diye Yunus'un, tabii, Hazreti Yunus'un balığın karnına naz düşmesi. Makamı. Naz. Naz makamı. Allah'a en yakın kullar, peygamberler. En çok imtihan olanlar. En ağır imtihanı yaşayan. Yaşayanlar. Bu konuda Allah da hoşgörüyü kendine yakın olanlara tabii, değil de dışarıdakilere onda da var ama öbürü esas. Mühlet veriyor. Tabii. Mesela diyor ki bir hata yapsa bir kul, ona belki Allah ona hoşgörü bir şey yapar, toleran eder, ama bir peygamber yaparsa abi, Allah'ın sağ şeyin sevdiği bir şey yaparsa çok daha fazla farklı. Ciddi bir tokat. Tokat yer. Çünkü o biliyorsun diyor, sen bunun için yaptın. Ama naz makamı ayrı. Sen Allah'tan mesela, ben bazen nazlanıyorum falan. Evet.
İstekler, arkadaşlar diyor ya bak dedim siz böyle nazlanmayın, hapı yutarsınız. Benim aramda Allah'ına bir makamım var. Evet. Hissediyorum ben öyle isteyebilirim. Senle benle. Bu da ayrı bir şey. Bu da avans ayrı ama. Senle benle olmanın getirdiği güzellik de var. Ama dikkat etmen de gerekiyor. Emirlerine, şunlara, bunlara. Sen çok şey biliyorsun. Sen iyi tanıyorsun Allah'ı. Allah'a yakışır mı senin öyle davranman, evet, etmen? İsyankir bir hemen tokat var orada. Yani her şey şeyine göre, yakınlığına göre, uzaklığına göre, tanımana göre. Yani bir ceza ve şeyde, sevapta. Bir de Allah insanları cezalandırmak için dünyaya gelmedik tarık. Evet. Allah'ın hoşgörüsü, merhameti, sevgisi her şeyin önünde. Ceza için yok. Affedici. Ben böyle bakıyorum Allah'a. Ben kendimi öyle hissediyorum. Tokatlar ben, zaten bu. Bu şefkat diyorum, tokadı. Ben kendimi cennetlik görüyorum. Direkt, evet, cennete gideceğim. Direkt öyle şöyle bunu direkt oraya gideceğim. Ay okuduğum ayetleri hissettiğim öyle zanım var Allah'a karşı. Herkes zan üzerine yaşar yani. İnanır. Benim zannım bu. Allah'a karşı sevgim, muhabbetim böyle. Ben seni hiç ateşe atar mıyım? Düşün bakalım. Evet. Sen benim evladımsan atar mıyım ateşe? Ne kadar hata yapsan atar mıyım? Düşün bakalım. Baba desen tamam derim ya. Allah tayin. Yani sen Allah'ım diyorsun. Ya Allah cani mi ya? Sadis mi ya? Böyle ateşe yakacak, yakacak da zevk alacak böyle bir şey yok. Sırlar içinde sır da her şeyde, her yerde söylenilmez. Zamanla belki insanlar daha iyi anlar çalışınca. Çalışmak lazım bu sırlar ermek için. Yani ermek dediğimde onda çok da önemli bir şey değil. Yani kalbinde sen nasıl hissediyorsan olsundur yani. Ona, ama çalışarak oraya gelirsin. Hissetmen yani burada. Allah'ın tolere ettiğini, sevgisini, muhabbetini. Senin kendi özel durumların vardır mesela o. İnsanla Allah arasında özel ayetler vardır. Ona ait bir şeydir. Sana ait değil de seninle Allah arasındaki çok yakın özel ayetler, sözler vardır. İkiniz arasında Allah, herkes ayrıdır. Mahlukları adetince Allah'a yükseliş var diyorlar. Evet. Herkesin dini, diyaneti güzeldir. Oradan yüksek inancı güzeldir. O isyan edenler bile, onlar da bir gün Allah'ım derlerse Allah her şeyi affeder. Şöyle bir gözü yaşlı. Onun için kimseyi de böyle isyan etmiş, şu yapmış, şey görmemek lazım benim. Ne, bir kere Allah dese canı gönülden şuradan. Her şeyini döker Allah. Bir kerecik. Ne kadar merhamet. Herkes de buna müsait yani. Bir acı duyduğu zaman kapı yok. Allah diyor herkes. Yani Allah diyor hastanede. Hep ateist gibi yaşamış adam. Bir anda Allah diyor. İşte geçen bir taneleri bizim radyo şeyi filmi seyrederken ateistmiş adam. Evet. Hülkülü'yü seyrettikten sonra imana geliyor yani. Bak bir anda. Radyoda da duymuştum mealde de. O da bir mühendis, ateistmiş. O ayetleri dinler ki bir anda imana geliyor. Bir anda. Sebepler dahilinde. Anlatılması gerekiyor, yaşanması gerekiyor. Benim Allah'ımız hepimizin Allah'ı. Bir de onlara ne kadar hoşgörüyle yaklaşabilirsek, çünkü o da Adem'in, Havan'ın çocukları, o da mübesil Allah'ın çocuklarıyız. Hepimiz birbirimizi tamamlayan, bağlantılıyız bu, evet, dünyada. Hepimiz birbirimize bağlantılıyız. Biz onu nasıl iteleyip kokuyleyelim? Bazı zalimce hareketler var. Onları kabullenemiyoruz. Zulmediyorlar, haksızlık ediliyor. Topluma bilmem ne yapılıyor ama onlar, o da gelip geçici şeyler. O da bir dönüş yapsa, evet, haykırsa, bağırsa Allah onu affeder. Onun cezası zaten veriliyor. Evet. Hem devletler tarafından hem ahirette. Ama gerçekten ama bir ateistin, kimseye zararı olmayan, kendi halinde yaşayan bir ateist için en büyük ceza da kalbinde Allah sevgisiyle nurlanmaması. Kendini yapayalnız hissetmesi. Ne malum dönmeyeceydi o zaman. Evet. O zaten onun için büyük bir ceza yani. Hani ona bazen öyle insanları gördüğüm zaman onun adına üzülüyorum. Benim yaşadığım o sevgiyi, sıcaklığı. Çünkü Allah bizim yaratıcımız, çok büyük bir sevgisi var. Ve biz onu hissettiğimiz zaman biz de yüceliyoruz insan olarak, şerefleniyoruz. Ama bir ateist bunu hissedemiyor. O dünyadan, o lezzetten haberi yok. Öğretilmemişler. Evet. Araştırmamış adam. Ama araştırıp öğretilir inşallah. Onlar da imana gelirler. Aynı peygamberimiz ona taşladıkları zaman Allah'ım bunlar bir şey bilmiyorlar. Bunların soyundan sopundan imana gelenler olur dediği gibi. Evet. Taif'te orası. O da böyle hoşgörüsüne bakın. Böyle yani. Bu dünya tarif çok kaygan bir dünya. Çok saklambaç oyunu oynuyoruz.
Sürekli araştırmak gerekiyor. Bugün kızdıklarımıza yarın kızmıyoruz. Evet. Veya bugün sevdiklerimiz yarın kızabiliyor insan. O da oluyor. Of derler ya. Of çekiyoruz hep. İmtihan için of. Hayatınızda ne sıklıkla radikal kararlar alırsınız baba? Radikal karar almak da bir çeşit insanı strese sokar. Siz böyle stres yaşar mısınız? Yoksa bir heyecan mı yaşarsınız? Bir radikal karar, farklı bir karar. Mesela yeni bir film, yeni bir radikal karar mıdır sizin tabii, için? Tabii. Yeni bir hikaye. Çünkü her film ayrı bir hikaye. Stres mi yaşıyorsunuz peki baba, heyecan mı yaşıyorsunuz? İkisi de var ya. Stres derken neyi kastediyorum? Yani tedirgin oluyor musunuz, gergin oluyor musunuz? Öyle değil de şöyle oluyor yani. Öyle değil. Yani yoruluyor musunuz? Hani yoruluyorum. Yani şöyle olmaz için geriliyorum, araştırıyorum mesela. Kaps hali diyorlar. Kaps hali. Evet. Yani peygamberimiz sıkıntı de hali. Yani sıkıntı hali. Cibril geldiği zaman kaps haline girermiş, terlermiş, şey yaparım, heyecanlanırmış. Evet. Nasıl olacak, nasıl gelecek, ne diyecek acaba Allah, merak. Bizim de böyle bir hikaye yazılırka, film çekilirken bunları yaşıyoruz. Kurgu yaparken, müzik, film biterse de bunlar az çok yaşanıyor. Bu kaps halini yaşıyoruz yani. Evet. Ya da normal yani ama acı stres, kötü stres şudur yani. Sen bir şey yapıyorsun, paran yok, pulun yok. Yarıda kalmış, işçilerin parasını ödeyemiyor, çalışanların parasını, o işte anını ağlatır insanın yani, o kötü bir şey. Ben ayağımı yorgana göre kesiyorum. Ona göre hesaplarımı, kitaplarımı yapıyorum. Ondan sonra besmele çekip sete çıkıyorum. Bir iş yaparken de paramla iş yapıyorum. Riskleri hesaplıyorum. Yani buradan bana bir şey olsa ne olur, bana bir şey olma olmuyor, o zaman devam edeyim diyorum. Bu da beni strese sokmuyor. Çünkü kaybetsem de önemli değil yani. Kazanabilirim, kaybedebilirim. Bir de diyorum bir film çekerken başarısı olsa ne oynatmayın. Yani şu kadar bizden para gitti diyoruz mesela. Orada beni stres sokmuyor. Bu hep olacak yapacağım diye değil de olumsuzlar da hesaplıyorum. Evet. Olumsuzlar da ne yapıyor ki her zaman da olumlu olmuştur yani. Ama olaylar oluyor da filmin içinde başka şeyler. Yönetimde, sistemde oluyor. Evet. Onları da çözüyoruz ya. Yani. Evet. Biraz önce gençlerden bahsettiniz baba. İnsan genç yaşlarında yoğunlukla akıldan ziyade his ve hevesleriyle hareket ediyor. Bu his ve hevesler Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bir sözünde diyor ki bu his ve hevesler akıbeti görmediğinden kördür. Yani sonunu göremiyorsunuz. Hiçbir şeyler hissediyor gençler, heyecan hissediyor. Ama o iş onun için hayırlı değil. Ciddi meseleler var, sonuçta ciddi zararlar var. Göremediği için akıbetini sıkıntılı bir hayata doğru sürüklüyor. Demek burada akıl, his ve heveslerin önüne geçmesi gerekiyor. Özellikle gençler için. Tecrübe gerekiyor. Evet. Bunun sizce bir püf noktası nedir? Hani genç yaşta o his ve heveslerin getirdiği zarara, akıbete düşecek zarara uğramamak için nedir? Akılın, hisin önüne geçmesi. O normal, hep biz oradan geçtik. Düşe kalka öğrenecek işleri yani. Böyle, bu dünya böyle. Tabii bazıları da böyle destekler veriyorlarsa ama gene ekseriyet, bütün gençler düşe kalka öğreniyorlar. Ne kadar akıl alırsa alsın, 18, 17, 25, 30'a kadar yani acılarla yaşayacak yani düşe kalka. Ama bazıları çok nadir olur, belki bilge insanların sözünün yanındadır, beraberdir. Onu sevmiştir, onu idolünde gider. O az zarar görür yani onun sözlerini dinlediği için. O bile gene bir şeyler ama onun sözlerini dinlediği için, o da sevgiyle olur. O az görür yani, rehbere var çok iyi yani, güçlü bir rehbere dayanmış, teslim olmuş. Ama genellikle %99 rehbersiz giderler veya düşe kalka öğrenirler, çok zarar çekerler, bunalıma girerler. Ben de öyle zamanım yaşadım tabii. Yani onlardan sonra orada iyi kötü ayırt ettik yani. Dediğim gibi %1 belki vardır, %5, %2 ama genel acımız hep tecrübe. Tecrübeyle öğreniyoruz her şeyi. Bedel ödemeden bir yere gelinmiyor. Nasıl çocuk dünyaya gelirken bak 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 bağırarak geliyor değil mi? Evet. Şimdi bir şey istiyor annesinden gene bağırıyor.
Her şeyi bağırarak yaptı. Gençler de böyle. Her şeyine bir acısını, kederini yaşıyorlar yani. Diğer insanlar da bir olgunluk yaşına gelince biraz keyif yapabilirler o zaman. Keyif derken daha olgun, daha sabırlı, daha mütedi şey yani. Yapabilirler onlar da ayrı. Şimdi ben o yaştayım işte. Sessiz çığlık diyebilir miyiz babuna? Gençlerin mi? Evet. Tabii sessiz çığlık. İçinde uyuyan kalpleri sessiz çığlık. Zaten gençlerin o. Sessiz çığlık. İçindekileri anlatamıyor. Dökemiyor. Korkuyor veyahut da o özgüveni yok. Korku baskı altında yaşıyor çoklarda. Yani herhangi devletten, halktan, aileden, toplumsal çevre baskı altında ona da işte sessiz çığlık diyebiliriz. Anlatamıyor. Onun şeyine empati, sempati olmuyor. Empati yapmak gerekiyor işte. Ne kadar empati yaparlarsa gençlik toplumun o geleceği daha güzel olur gençlerin, toplumun. Ama gençlere empati yapması lazım. Köklemek lazım. O da oturup konuşacak, anlatacak, bir daha anlatacak. Konuşacaklar, onların seviyeli oynayacaklar, şey yapacaklar. Böyle o seslerini duyurabilirler o zaman. Yoksa için atarlar. Tam bir sessiz çığlık. Evet. Uyuyan kalp. Ama açılacak tabii ki yani. Ben çok böyle sessiz çığlık yaşadım. Şu anda bile yaşıyorum gene yani. Az da olsa. Evet. Zaten filmimizde var işte şimdi sessiz çığlık. İnşallah. O sırf benim çığlığım değil mi? Sesimi anlatamıyorum, düşüncelerimi anlatamıyorum. Onun için çığlığını yaşıyorum. İnşallah. Bu arada bu bayram sonrasında da film 2021'de çekmiş olduğunuz filmleri 2022'de tamamladınız. Kısa zaman içinde inşallah. Dört tane daha yepyeni film, sinema filmi Akit TV ekranlarında olacak. Bunu da heyecanlı ben de yaşıyorum inşallah. Bunu da bir gün kısa bir zaman sonra diyelim. İnşallah. Anons İnşallah. Edeceğiz. Diyeceğiz ki şu film, ertesi hafta diğer film. Dört tane filmimiz var hazırda bekleyen. Dört tane de bu sene çekeceğiz. Dört tane de bu sene çekeceğiz. Yeter inşallah. Evet. Baba son zamanlarda izlediğiniz ve memnun kaldığınız bir sinema oldu mu? Bir film. Film. Geçen beraber seyrettiğimiz bir film vardı ya. Ford Ferrari. Ford'un hayatı. Hoşuma gitti o yani. Evet. O da mücadelesi hoşuma gitti. Bir filmi savaş gibi yönetmişler. Bir sanayi dalını savaş gibi. İşte ülkemiz kazanacak, ülkemiz kazanacak diye. Onun oradaki sürücünün fedakarlığı hoşuma gitti falan. O beni duygulandırdı. Biraz gözlerim de buğulandı. Evet. Aksiyon bir filmdi. Büyük bütçeli bir film tabii, Hollywood tabii, filmi. Tabii. Teknolojik olarak da. 100 milyon, 200 milyon para var. Aklıma geliyor zaten. İnşallah biz de orada dua yapıyoruz sabırla. Bizim de böyle bütçelerimiz olsun. Dünya çapında böyle şeyler yapalım. Kanalına. Bu bir devirdeyim. Allah dilerse her şey olur. Evet. Seni kral da yapar. Allah'ın velisi de olursun. Şu anda zaten kralız da, krallığımızı bilen yok bizim. Evet. Bir de festivale gelen bir film vardı baba. Ben yani, Dostunuz, Suyunduk Bey'in Dostunuz'un bir filmi var. O da güzel. O da neydi Şambala. O film? Sambala. Sambala mı? Sambala. Sambala. Şambala. O da güzel bir dostumuz. Birkaç sene sürmüş. Evet. Beni Kırgızistan'da. Beni hastalandırdı diyor Kırgız filmi. İki sene sürmüş herhalde. O da güzeldi. Bir de Kamara Kamalova Hanım vardı. Özbekistan evet. Film. O da güzeldi. O da bir aileyi anlatıyor. Zaten Pareler bizim filmle beraber ya. Hiçbire çıkmayan yolla Pareler film. Evet. Hiçbir yere çıkmayan yolun da ona o yönüyle özel bir film oldu baba. Çünkü bir Özbek versiyonu var. Bir de Türk versiyonu var. İnşallah işte yakın zamanda Akit TV ekranlarında olacaktır. Belki öyle bir imkanı bulma imkanı olan insanlar için de onu da izleyip iki filmin arasında bir değerlendirme yapabilirler. İnşallah. Öyle filmler benim ilgimi çekiyor. Mesela Amerikan yapımı oluyor, Kore yapımı oluyor. İki farklı kültürün aynı hikayeyi nasıl yansıttığı. Evet. Yorum farklı. Yorum farklı. Bu akşam hangi filmi düşünürsünüz baba? Yayından sonra. Hür Adam'ız ya. Hür Adam. Evet. Bu da acıları, kederleri, tatlı bir mücadele anlatıyor. Ya onu şey yapsınlar. Böyle filmler de tabii birkaç kere seyredilmesi gerekiyor. Tekrar tekrar. Ha,
film sevmiyorsanız bilmem ama film seviyorsanız seyredin yani. Evet. Başka da film varsa onu seyredin ama yok gibi yani. Ben seyredemiyorum bir film. Yok film yok. Kendi filmlerimi seyrediyorum. Kendim çekiyorum, kendim seyrediyorum. Kendimi ağlıyorum, düşünüyorum. Yani ruhumuzu anlatan filmler lazım. Kalbimizi, inancımıza saygı duyan ve inançlara saygı duyan filmler lazım. Hoppala zıppala yani belki onlarda ama onlar bir yere gidin mi? Hoppala zıppala, hoppala zıppala. Düşünmüyor. Düşünmek gerekiyor. İnşallah. Dilerseniz yayını kapatalım baba. Süremizin sonuna geldik. Ben bu programda da çok istifade ettim. Allah razı olsun. Bir vesileyle hazırlık yapıyoruz, çalışıyoruz. Düşüncelerinizden de hareket ederek bir sonraki hafta yine hazırlanıyoruz. Değerli Akit TV izleyenleri, Sinema Aynel Yakin programı burada sona eriyor. Birazdan Hüra'dan Bediüzzaman Said Nursi filmi ekranlarınızda olacak. İzlemenizi tavsiye eder. Hayırlı akşamlar dileriz. Hoşça kalın. İyi seyirler.